Arkadaşlar merhabalar. Bugün kitap okuyan 10 insan tipi videosunun ikincisiyle karşınızdayız. Karşınızdayız diyorum çünkü bu video tamamen sizden gelen yorumlardan oluşuyor. Eğer siz de bir sonraki kitap okuyan 10 insan tipi videosunda yer almak istiyorsanız, nasıl bir okuyucu olduğunuzu aşağıya yorum olarak yazarsanız, bir sonraki videoda siz de yer alabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen videoya başlayalım. Okuyacağı kitaba bir türlü karar veremeyen insan tipi. Bu yorum Rana Kefeli'den gelmiş. Ben genelde kitabı okumak için elime alıyorum, beğenmeyip öbürünü alıyorum, gene beğenmiyorum. Sonra 300 kitabın sonunda bir tanesini okumaya başlıyorum demiş. Evet, doğru. Bu durumu yaşayanlar vardır. Bunu bazen ben de yaşıyorum. O doğru kitabı doğru vakitte okumak lazım. Ay yok, bu da değil ya. Bunu da okuyasım ya. Bunu hiç istemiyor canım. Çok ağır gelir. He bak, bu güzel. Bunu okuyabilirim. Bu güzel. Ay öf, bu da darladı ya. Bunu da istemiyor canım okumak. Of, ne okuyacağım? İkinci kitap okuyan insan tipi sadece klasik okuyan insan tipi. Bazı insanlar gerçekten sadece klasik okuyorlar. Örneğin geçen videoda yorumlarda yazmış olan LXTATUHUATL adlı kullanıcı. Okuyamadım, kusura bakmayın. 3, 5, 7 falan filan geçen videodaki sayılar. Ve bunların dışında sadece klasik okuyan bir tipim demiş. Evet, bazı insanlar sadece bırakın Wattpad tarzı kitapları, sadece klasik kitapları okuyorlar. Aa, merhabalar. Ya ne okuyayım? Dostoyevski Yer Altından Notları okuyorum. Efendim? Ay Günlükleri serisi mi? O seriyi hiç duymadım. Yeni mi çıktı? Hiç duymadım. Ben genelde Dostoyevski, Tolstoy, onların kitaplarını okuyorum. Ha bir de geçen hafta yeni bir kitap çıkmış Balzac'ın. Daha geçen hafta yeni Vadideki Zambak okudunuz mu? İyi günler. Kitap okuyan üçüncü insan tipi ise kitap okurken kitaptaki olaylara birden sinirlenen, yani kitabı sinirlenen insan tipi. Evet, bu yorum da ilginç bir insan adlı kullanıcıdan gelmiş. Okurken ağlayan ve yorum yapan ben oluyorum. Ay kitabı yaşıyor muyum? Ne yapıyorum valla? Sinirleniyorum, bağırıyorum, gülüyorum. Sayesimik ağlıyorum demiş. Evet, kitap okurken bazen kitaba sinirlenen insanlar da var. Ya ne demek Brian öldü ya? Böyle bir saçmalık mı olur ya? Allah aşkına ne biçim kitap bu ya? Ya dalga mı geçiyorsunuz? Okumuyorum ya. Kitap okuyan diğer bir insan tipi ise kitap okurken birden fazla ayraç kullanan insan tipi. Mesela bu yorumda Deniz Sudan gelmiş. Alt satırlara gözüm çok kayıyor. Birden fazla kitap ayracı kullanma gibi bir tikim var demiş. Demek ki kitap okurken birden fazla araç kullanan insanlar da var. Yoruldum ya. Sonra devam edeyim. Ay şu araç da güzeldi ya. Ay bu da çok güzel. Bu da güzel. Bunu zaten seviyorum. Bunu BKM vermişti. Bunu da koyacağım. Ay hepsini koyayım ya. Ne olacak? Ben bunları kullanamadıktan sonra araç olmuş olmamış ne fark edecek ki? Okuyan 5. insan tipi ise aslında bu yorum gerçekten fazla geldi. Ben bile şaşırdım gerçekten bu kadar çok insanın olduğuna. Ciddi bir kesim gerçekten ilk önce kitabın sonunu okuyormuş. Sonra da kitabı baştan okumaya başlıyormuş. Yorumlara bakalım dilerseniz. Gözlük adlı kullanıcıdan gelmiş. Yan sayfaya hiçbir şekilde gözüm koymaz. Hazır olun, söylüyorum. Gider kitabın final bölümünü okurum. Cidden o yüzden daha hızlı kitap okuduğumu düşünüyordum. Ama şimdi son birkaç sayfasını okuyorum sadece. Diğer bir yorumda Pervin Abbasla isimli kullanıcıdan gelmiş. Ben kitap okurken ya altını çizerim ya da alıntıları ayırdığım bir deftere yazarım. Bir de kitabın sonunu okuyup ne olduğunu anlayıp sonra başlıyorum. Bir de kitabın aldığım tarihi mutlaka not ederim. Sanırım çok uzun oldu demiş. Bu kitap neymiş ya? 30 lira mı? Neymiş ki konusu? Bakayım bir sonuna. Sonunda Brian ve Sue
bir daha hiç görüşmeyeceklerini bilmelerine rağmen vedalaştılar. İkisi de birbirlerine veda ettiler ve iki ayrı yoldan hayatlarına devam ettiler. Son. Demek ki sonunda ayrılıyorlar. Aşk kitabı güzelmiş bu ya. Ben bunu alayım. Alayım ben bunu. Kitap okuyan 6. insan tipi ise kitap okurken sadece kitaba odaklanan ve o esnada hiçbir şey yiyip içmeyen insan tipi. Bu yorumda Rüken Yılmaz'dan geldi. Ünç 69 beni anlatıyor. Ayrıca ben kitap okurken bir şey yiyip içemem. Bunu da öbür videoya kayabilirsin demiş. Evet, bazılarımız kitap okurken kahve içiyor, özellikle ben. Ama bazılarımız da demek ki kendini o kadar kitaba kaptırıyor ki esnada bir şey yiyip içemiyor. Aa, kahve mi getirdin? Sağ ol. Alayım. Teşekkür ederim. Bu nereden geldi be? Kitap okuyorum ben. Kitap okuyan 7. insan tipi ise kitap okurken durmadan ayrıntılara takılan ve önemli yerlere post-it yapıştıran veya post-it'e not alan insan tipi. Bu yorumu da Firdevs Genç göndermiş. Çok enteresan tespitler olmuş. Bilemedim ki kitabına göre değişiyor bende. Ama genelde kurgu dışı kitaplar okumayı çok sevdiğim için ve gereksiz bilgilere, detay bilgiler ve bir gün lazım olur mantığı ile okuduğum için kitaplarımın içerisinde daima not kağıdı olsun, yapışkanlı not olsun, not kağıdı olsun bulundurma taraftarıyım demiş ve 4 nokta koymuş. Evet, ben de post-it'i çok kullanıyorum ama bazen post-it yapıştırma olayını gerçekten abartıyoruz. Ay, bu önemli. Yapıştırayım. Ay, burada da çok önemli şey yazıyor. Çok güzel söz. Bu da bana lazım olur zamanında. Bunu da yapıştırayım. Kitap okuyan 8. insan tipi ise kitap okuduğunu cümle alemi duyuran insan tipini biliyoruz ya. Kitap okuduğunu WhatsApp gruplarında arkadaşlarına, tanıdıklarına duyuran insan tipi. Bu yorumu da Eylül Erbek yollamış. Ben kitap okuduğumu sınıf grubundan duyuruyorum. Normal değilim bence demiş. Eylül, kendine haksızlık etme. Bookstagram denilen bir mecra var, gerçekten düşün. Yalnız değilsin. Ay. Adayı okumaya başlayayım ben. Ama bunu kızlarla da paylaşayım. Kızlar, ben adayı okumaya başladım. Ay, okumaya başlayayım bari. Başlayayım. Bölüm 1. Ama saat kaç ki? Saat 8:30. Ay, televizyonda Sen Anlat Karadeniz vardı. Ya sonra başladım. Kitap okuyan insan tipi ise hiçbir kategoriye ait olmayan insan tipi. Bu 9. ve 10. yorumları gerçekten okurken çok güldüm. Her bir yorumu bu arada tek tek okuyorum. Ama bu iki yorumu da gerçekten bayağı gülmüştüm. Hiçbirini yapmıyorum. Sanırım insan tipi değilim demiş. Ve son olarak kitap okuyan 10 insan tipinden 10.sı ise kitap okumayan insan tipi. Bu yoruma da bayağı gülmüştüm. Yorumunu anonim bir şekilde koyuyorum. Nasıl kitap okuyorsunuz? 2 nokta okumuyorum. Evet arkadaşlar, bugün size kitap okuyan 10 insan tipinin 2. videosuyla karşınızdaydım. Daha doğrusu sizin yorumlarınızla karşınızdaydım. Dediğim gibi bir sonraki videoda yer almak istiyorsanız nasıl bir okuyucu olduğunuzu aşağıya yorum olarak yazın ve anlatın. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.